Merhaba arkadaşlar. Otüller Tünöfen Eğitim Kurumları'nın hazırlamış olduğu biyolojik konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde hücre zarından madde geçişlerini işleyeceğiz. Hücre zarından madde geçişlerini öncelikle küçük ve büyük maddelerin taşınması şeklinde ikiye ayırıyoruz. Küçük maddeler pasif taşıma ve aktif taşıma olmak üzere iki şekilde taşınıyor. Büyük maddeler ise endostoz ve egzostoz olmak üzere iki şekilde taşınıyor diyoruz. Evet. Küçük yapılı moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru hücre zarından geçişine arkadaşlar ne diyoruz? Pasif taşıma diyoruz. Peki, küçük moleküllerden kasıt nedir? Küçük moleküller inorganik yapılı olabilirler arkadaşlar. Mesela su, asit, baz, tuz, mineral gibi. Organik yapılı olanlar ise arkadaşlar mesela glikoz, Amino asit, yağ asidi, gliserol ya da vitamin olabilir. İlk pasif taşıma şeklimiz ise arkadaşlar difüzyon. Hücre zarından geçebilecek maddelerin çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru enerji harcamadan enerji harcamadan taşınmasıdır. İki çeşittir arkadaşlar. Basit difüzyonda ATP harcanmaz. Taşıyıcı protein kullanılmaz. Peki kimler pasif difüzyonla, basit difüzyonla hücre zarından geçebiliyor acaba? Yağda çözünen maddeler, yağı çözen maddeler ve gazlar bu şekilde taşınıyor. Bunlar peki nereden geçiş gerçekleştiriyor acaba diye soracak olursanız fosfo lipid tabakanın arasından geçiş gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Bu geçiş çift yönlü gerçekleşir. Yani hücre içine ve hücre dışına doğru basit difüzyonla monomer yapılı maddeler geçiş gerçekleştirebilir. Arkadaşlar bu olay hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşir diyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşlar ÖSYM ne sormuş buna bakalım. Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma yani difüzyon ile içine almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani pasif taşıma ile hücre içini alamıyor ise bunun nedeni ne olabilir diye soruyor. A şıkkında hücrede ATP miktarının az olması. Arkadaşlar Pasif taşımada ATP harcanmaz. Bu nedenle böyle bir öncülüğü kabul edemeyiz. Hücrede ilgili enzimin bulunmaması yine pasif taşımada yani difizyonda enzimler kullanılmaz. Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması. Arkadaşlar basit difizyonda e, hücre dışında madde çok hücre içinde madde azdı. Bu, bu durumda da difüzyon olayı gerçekleşebilir, molekülün suda çözünebilir olması demiş. Bu da suda çözünebilen moleküllerin e, hücre içine difüzyonla alınabileceği anlamına geliyor. Ancak molekülün yapısının büyük olması basit difüzyonla gerçekleşebilecek bir olay değildir. Yani e, pasif taşımayla gerçekleşemez bu olay. Mecburen ne olması gerekiyor arkadaşlar? E, endositoz ile hücre içine alınması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Sırada arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon var. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler kullanılır. Enzimler kullanılır ancak buraya dikkat edelim. E, ATP kullanılmaz arkadaşlar. Suda çözülen maddeler bu şekilde geçiş gerçekleştiriyor. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, iyonlar ve tuzlar. Arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonda fosfolipit tabakanın arasından değil, taşıyıcı proteinlerin arasından geçiş gerçekleşir. Burada da şeklimizde de görüyorsunuz. Taşıyıcı proteinlerin arasından geçiş gerçekleşir. Burada önemli bir bilgimiz var. Kolaylaştırılmış difüzyon canlı ortamlarda gerçekleşir. Arkadaşlar normal ee, basit difüzyonda canlı ya da cansız ortam fark etmiyordu. Yani cansız ortamlarda da gerçekleşebiliyordu. Ancak kolaylaştırılmış difüzyon kesinlikle canlı ortamlarda gerçekleşir diyoruz. Maddelerin geçiş önceliğine bakacak olursak arkadaşlar gazlar Sıvılardan daha önce geçiş gerçekleştirir. Sıvılar ise katılardan daha önce geçiş gerçekleştirir. Küçük moleküller büyük moleküllerden daha önce geçer. Yağda çözünenler suda çözünenlerden. Nötr atomlar iyonlardan, negatif iyonlar pozitif iyonlardan önce geçiş gerçekleştirir diyoruz arkadaşlar. Peki, difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, ortam sıcaklığı arttıkça difüzyon hızı ne olur? Artar. Peki neden bu olay gerçekleşiyor? Sıcaklığın artması moleküllerin kinetik enerjisini arttırıyor. Bu da onların daha hızlı difüzyona uğramalarını sağlıyor diyoruz. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça arkadaşlar difüzyon hızı ne olur? Artar. Yoğunluk farkı ne kadar fazla ise o kadar hızlı difüzyon olayı gerçekleşir. Difüzyon yüzeyi arkadaşlar ne kadar fazla ise difüzyon hızı yine o kadar fazla gerçekleşir. Hücrenin por sayısı ne kadar fazla ise ne kadar kapı var ise difüzyon hızı da o kadar fazla olur. Molekül büyüklüğü ile ilgili ise arkadaşlar ters orantı var. Mo molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır diyoruz. Sırada arkadaşlar ozmoz. Ozmoz ise suyun difüzyonudur arkadaşlar. Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru yayılma eğilimi gösterir. Bu olaya da biz ozmoz diyoruz. Bakın burada e, şeklimizde bu taraftaki e, madde miktarı fazla olduğu için bu tarafta da su fazla olduğu için su e, bu şekilde bir geçiş gerçekleştiriyor. Seçici geçirgen zardan bu olaya biz ozmoz diyoruz. Çözelti çeşitlerine bakacak olursak arkadaşlar. Hipertonik çözelti, çözelti yoğunluğunun hücrenin yoğunluğundan fazla olması durumudur. İzotonik çözeltide ise çözelti yoğunluğu hücrenin yoğunluğuna eşittir. Hipotonik çözeltide ise çözelti yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan Azdır diyoruz arkadaşlar. Bir hücre hipertonik bir ortama konulur ise su kaybeder ve büzüşür. Biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Arkadaşlar plazmoliz olmuş bir hücre eğer e, su alarak eski haline geri döner ise buna da deplazmoliz diyoruz. Yani burada vurgulamamız gereken şey nedir? öncesinde büzüşmüş olan plazmoliz olmuş olan hücrenin tekrar su alarak eski haline geri dönmesi olayıdır diyoruz. Arkadaşlar diyaliz ise istenilen moleküllerin seçici geçirgen zardan nedir? Difüzyonudur. Burada e, özellikle arkadaşlar böbrek yetmezliği çeken hastaların kanının temizlenmesi için e, diyaliz makinelerine girmeleri gerekiyor. Kanında fazla olan su ve atık maddelerin e, uzaklaştırılması sonucu e, kan tekrar e, hastaya veriliyor. Bu şekilde e, böbreklerin e, yerine getirme, getiremediği görevi diyaliz makinesi yerine getirmeye çalışıyor diyoruz. Arkadaşlar sırada ozmotik kuvvetler var. Ozmotik basınç, hücrenin içindeki madde yoğunluğundan dolayı oluşan su alma isteğidir. Su alma isteğidir. Turgor basıncı ise arkadaşlar, hücrenin içindeki fazla suyun sudan dolayı hücrenin su verme isteğidir. Emme kuvveti ise arkadaşlar ozmotik basınç eksi turgor basıncıdır diyoruz. Arkadaşlar grafiğe bakacak olursak ozmotik basınç ve turgor basıncının eşitlenmesi emme kuvvetini sıfırlar. Böylece hücre bulunduğu ortamla ozmotik denge haline ulaşmış olur. Sırada hemoliz kavramımız var. Eğer hayvan hücreleri hipotonik ortamda su alıp şişmesi sonucu parçalanması olayıdır hemoliz olayı hipotonik ortama konuyor fazla miktarda su alıyor bu nedenle parçalanıyor arkadaşlar burada önemli bir notumuz var bitki hücreleri hemoliz olmaz peki neden Bitki hücrelerinin hücre çeperi vardır. Bu çeper onların fazla su alarak patlamasını engeller. Bitkiler hipotonik ortamda çok miktarda su alır ve olması gereken hücre boyutunda daha büyük hale gelirler. Bu duruma ise biz turgor diyoruz arkadaşlar. Sırada aktif taşıma var. Hücre zarından geçebilecek önemli olan kısım burası arkadaşlar. Geçebilecek maddelerin az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru ATP yani enerji harcayarak taşınmasıdır. Burada da yine taşıma çift yönlü olur. Burada da yine enzimler ve taşıyıcı proteinler kullanılır diyoruz arkadaşlar. Evet. Büyük maddelerin taşınmasında sıra arkadaşlar iki şekilde gerçekleşebiliyor. Endostoz ve ekzos toz, hücre içine alınması büyük maddelerin hücre içine alınması, eksos ise büyük maddelerin hücre dışına verilmesi olayıdır. Peki büyük maddelerden kasıt nedir acaba? Arkadaşlar büyük maddelerimiz dimer. Trimer ya da polimer yapıda olabilir. Daha önce e, monomer yapıda olanları söylemiştik. Yani küçük maddeleri söylemiştik. Büyük maddeler hücre zarındaki porlardan geçemezler. Mesela daha önce e, organik bileşikler ünitesinde anlatmıştık. Glikoz artı glikoz nedir? Maltoz. Maltoz nedir? Bir disakkarittir arkadaşlar bir disakkarit olduğu için hücre zarından geçiş gerçekleştiremez. Mesela başka örnek verecek olursak laktoz değil mi? Laktoz hücre zarından geçemez ya da nişasta. Nişasta hücre zarından geçemez ya da proteinler. Protein yapılı maddeler hücre zarından geçemezler. Bunlar büyük yapılı maddelerdir diyoruz. Evet. Endositoz büyük moleküllerin büyük moleküllerin ATP harcanarak ATP harcanarak hücre içine alınmasıdır. Hücre içine alınmasıdır. Burada arkadaşlar enzimler görev alır. Endostoz sırasında hücre yüzeyi ne olur? Küçülür arkadaşlar. Burada şekilde de görüyorsunuz. Bir bakteri yalancı ayaklarını uzatan hücre sayesinde hücre içine alınıyor. Yani endostoz yolu ile hücre içine alınıyor. Burada bir notumuz var arkadaşlar çeperi olan canlılar endositoz yapamazlar. Bu önemli bir durum. Daha sonra sorularda da karşımıza çıkacak. Peki endositoz nasıl gerçekleşir? Endositoz iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Fagositoz katı büyük moleküllerin yalancı ayak oluşturarak hücre içine alınmasıdır. Pinositoz ise arkadaşlar suda çözünebilen büyük moleküllerin pinositoz cep. ile hücre içine alınması olayıdır. Arkadaşlar, egzositoz zardan geçemeyen maddelerin hücre dışına atılmasıdır. Hücre dışına atılmasıdır. Burada da ATP harcanır, enerji harcanır. Hücre zar yüzey alanı ise arkadaşlar artar. Burada bir notumuz var. Çeperi olan hücreler egzositoz yapabilir diyoruz. Arkadaşlar daha önce endostozu söylerken çeperi olan hücrelerin endostoz yapamadığını söylemiştik. Bunu da unutmayalım. Egzostozla atılan maddeler neler olabilir acaba? Mesela enzim, hormon, tükürük salgısı, süt gibi salgılar ve bazı Atıklar eksoztoz yoluyla hücre dışına atılır. Burada önemli bir bilgimiz var. Bakteri ve arkeler endoztoz ve eksoztoz yapamaz arkadaşlar. Hayvan, mantar ve bitki hücreleri ise eksoztoz yapabilir. Biliyorsunuz hayvan hücrelerinin e, hücre çeperi, hücre duvarı bulunmamaktadır. Mantar hücrelerinde hücre duvarı var, bitki hücrelerinde yine hücre çeperi var. Ancak hayvan, bitki ve mantar hücreleri egzoz, toz yapabilir diyoruz. Evet arkadaşlar böylece hücre zarından madde geçişleri konusunu tamamlamış olduk. Şimdi konuyu pekiştirmek için birkaç soru çözelim. İlk olarak ÖSYM'nin daha önce sorduğu bir soruyla başlayalım. Hücrenin zarındaki madde alışverişi ile ilgili olarak şeklindeki olaylardan hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır demiş. Birinci öncülde moleküllerin derişiminin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması. İkinci öncülümüz hücredeki büyük moleküllerin atık maddelerin dışına dışarı atılması. Difüzyonla alınacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması, suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi, moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması öncüllerimiz. Arkadaşlar moleküllerin az yoğundan çok yoğun ortama doğru taşınması aktif taşımadır ve enerji harcanır. Bu nedenle birinci öncülümüz doğru. Büyük moleküllerin atılması, egzostoz ve hücre içine alınması Endostoz da enerji harcanarak gerçekleşir. Bu nedenle ikinci öncülümüz doğru. E, difizyonla difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması. Bunda da yine endositozdan bahsediyor. Bunda da enerji harcanır. Suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi Arkadaşlar suyun zardan geçişi yani ozmoz ve difüzyon olaylarında enerji harcanmaz. Bu nedenle bu öncülümüz yanlış. Moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması. Yine kolaylaştırılmış difüzyonda enerji harcanmaz. Bu nedenle cevabımız 1 2 ve 3 oluyor. İkinci soruya bakacak olursak arkadaşlar bir maddenin Hücre içine alınması sürecinde gerçekleşen olaylar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu şekilde hücre içine alınma aşağıda verilenlerden hangisindeki maddelerin hepsi için geçerlidir demiş. Arkadaşlar hücre içine madde alınması endositoz ile sağlanmıştır şekilde bunu görüyoruz. Bu şekilde alınan maddeler hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük olmalıdır yani monomer maddeler bu şekilde hücre içine alınamaz. Bu durumda glikoz, amino asit, fruktoz, gliserol ve yağ asitleri monomer oldukları için hücre zarından difüzyon veya aktif taşıma ile geçerler. Steroidler ise hücre zarından geçecek kadar küçüktürler. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar protein, trigliserit, maltoz ve glikojen bunlar makromoleküldür. Bu nedenle Endostoz yoluyla hücre içine alınmaları gerekir. Cevap Ceyhan oluyor. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar bir ÖSYM sorusu. Bu soruda da belirli bir tür tatlı su alginde yaşadığı ortamda bulunan 1000 ee, kat daha fazla potasyum bulunmaktadır. Bu tatlı su algi ile ilgili olarak öncülleri vermiş. Birinci öncülde potasyum dengesinin korunmasında ATP harcanır. İkinci öncül potasyum dengesinin korunması ile ilgili enzimler işlev görür. Üçüncü öncülümüz algin canlılığını kaybetmesiyle potasyum difüzyona uğrar demiş. Arkadaşlar tek tek ele alacak olursak. Hücre içinden hücre içinde bin kat daha fazla potasyum iyonu bulunması için bu maddenin maddelerin enerji harcanarak dışarıya çıkışı engellenmelidir. Bu ise aktif taşıma ile sağlanır. Aktif taşımada hücre zarında bulunan enzimler görev yaparlar. Bunun için hücrenin canlı olması gerekir. Hücrenin ölmesi durumunda ise hücre içindeki potasyum iyonları denge sağlayıncaya kadar difüzyon ile dışarı çıkar. Çünkü artık dengeyi koruyacak enerji üretimi durmuştur arkadaşlar. Bu nedenle potasyum dengesinin korunmasında evet ATP harcanır. Potasyum dengesinin korunması ile ilgili enzimler işlev görür. Algin canlılığını kaybetmesiyle potasyum difüzyona uğrar. Bu nedenle cevap 1 2 ve 3 oluyor. Dördüncü soruda arkadaşlar yine bir ÖSYM sorusu. Bir bitki hücresi verilmiş. E, bu hücrede e, yoğunlukları birbirinden farklı 1, 2, 3 ve 4 numaralı sıvı ortamlara her seferinde normal durumuna dönmesi sağlandıktan sonra konulduğunda gözlenen plazmoliz ve turgor durumlarındaki farklar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir diyor. Aşağıdakilerin hangisinde bu sıvı ortamlar hücre öz suyunun yoğunluğuna göre az yoğundan çok yoğuna doğru sıralanmıştır diye soruyor. Arkadaşlar bitki hücrelerinde hücre içine giren fazla su kufullarda birikir. Bu sayede fazla suyun hücre içindeki metabolik olaylara zarar vermesi engellenmiş olur. Bir bitki hücresi kendisine göre daha yoğun olan hipertonik bir çözelti içine konulursa bu durumda su kaybeder. Kuful içindeki su miktarı az azalacağı için hücre zarı hücre çeperinden uzaklaşır ve hücrenin ortasına doğru çekilir. Buna göre 2 ve 4. hücrelerde hücre zarı çeperden uzaklaştığı için hücreler hücre öz suyuna göre daha yoğun olan bir ortama konulmuştur diyebiliriz. 4. hücrede koful daha fazla küçüldüğüne göre e, bakıyoruz 4. hücrede koful daha fazla küçüldüğüne göre Hücre için en yoğun olan ortam bu çözeltidir denilebilir. Bir bitki hücresi kendinden daha az yoğun ortama konulursa su olarak şişer. Koful içinde biriken su kofulun büyümesine, bu durum ise hücre zarının hücre çeperine doğru genişlemesine neden olur. Bu durumda 1 ve 3, üç, üçüncü ortamlar hücre öz suyuna göre daha az yoğun ol, olmalıdır. Koful'un en fazla büyüdüğü birinci çözelti ise hücrenin bulunduğu çözeltiler içinde en az yoğun olandır diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız Bursa oluyor. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar bir iyonun kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınma hızı özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir? 1. Zardaki protein kanalının sayısı, 2. taşınacak iyonun büyüklüğü, 3. çevre sıcaklığı, 4. difüzyon yüzeyinin genişliği. Arkadaşlar, zarda belirli bir molekül için ne kadar fazla kanal var ise o molekülün hücre içine alınma ya da hücre dışına çıkma hızı o kadar fazla olur. Bu nedenle zardaki protein kanallarının sayısı e, difüzyon hızını etkiler diyoruz. Taşınacak molekülün büyüklüğü molekülün hızını etkiler. Büyük moleküller daha yavaş hareket ederler. Bu nedenle difüzyon hızını taşınacak iyonun büyüklüğünün artması nedir? Negatif yönde etkiler. Çevre sıcaklığının artması ise kinetik enerjiyi arttıracağı için yine difüzyon hızının da artmasına sebep olur. Difüzyon yüzeyinin e, genişliğinin artması da yine difüzyon hızını arttıran bir etmendir diyoruz. Bu nedenle cevabımız Edirne oluyor. Evet arkadaşlar ünitemiz burada tamamlandı. Hepinize iyi günler diliyorum.